diyoruz. MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkındaki ikinci ifade krizi Erdoğan-Gül-Cemaat üçgenindeki çekişmenin şifrelerini ele verdi. Fidan'ın ifadeye çağrılacağı haberini veren Malatya Özel Yetkili Başsavcı Vekili Özden Doğan'ın Erdoğan'ı zor durumda bırakan Yazıcıoğlu soruşturmasında da imzası olduğu ortaya çıktı. Doğan'ı süreci dahil edense Cumhurbaşkanı Gül'ün hazırlattığı Devlet Denetleme Kurulu raporu oldu. Krizin fitilini Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıracağı haberi ateşledi. Olay Erdoğan cemaat çekişmesinde ikinci perde olarak değerlendirildi. Zira Fidan daha önce de KCK soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmış, Erdoğan asıl hedef benim demişti. Kriz Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılmasını Başbakan Erdoğan'ın iznine bağlayan düzenlemeyle aşıldı. İkinci krizde ise devreye Malatya Özel Yetkili Başsavcılığı girdi. Fidan'ın ifadeye çağrılacağı bilgisini Başsavcı Vekili Özden Doğan basına verdi. Doğan daha önceki soruşturmalarında da MİT'i ve Erdoğan'ı zor durumda bırakacak adımlar atmıştı. Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hazırlattığı Devlet Denetleme Kurulu raporu Erdoğan'la Gül arasında soğuk rüzgarların esmesine yol açtı. İşte o rapor sonrası soruşturma Kahramanmaraş'tan Malatya'ya aktarıldı. Dosyayı Başsavcı Vekili Doğan devraldı. Türkiye genelinde gözaltılar başladı. Malatya Başsavcı Vekili Doğan'la MİT arasındaki tansiyon Albay Kazım Çillioğlu soruşturmasında da su yüzüne çıktı. Tunceli'de lojmanında intihar ettiği öne sürülen Çillioğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Başsavcı Vekili Doğan iki kez MİT'ten bilgi istedi. Doğan'ın son yazısına yanıt geldi. MİT, Yeşil'in o dönemde bölgede görev yürüttüğünü açıkladı. Son MİT krizinde de Erdoğan'a yakın basın organları dikkatleri Malatya Başsavcı Vekili Özden Doğan'a çevirdi. Doğan'ın ifadeleri Malatya Başsavcısı Muzaffer Sayın'a düzeltirildi. MİT müsteşarı ile ilgili bir izin talebi olmadığı duyuruldu.